Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgen eşlik konusunun testlerine başlıyoruz. Yani test birin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 48 ve 49'u işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC ve DF birer üçgen verilmiş. 12, 8, X, verilmiş. Bir de eşlik verilmiş. ABC eşittir. DF yazıldığı zaman ne yapıyorduk? Açılar hemen A açısıyla D açısının eşitliğini yazıyoruz. Sonra B açısı ile E açısının eşitliğini yazıyoruz. Sonra üçüncü açılarda zaten otomatikman birbirine eşit ve aynı açının karşısında kenarlar birbirine eşitti. Yani noktanın karşısı noktanın karşısı. X'i böylelikle 8 buluruz. Yani burada çizginin karşısı 12 çizginin karşısı. Y'yi de kaç buluruz? 12 olarak buluruz. X artı Y ol isteniliyor bizden. Yani 8 artı 12'den cevap 20 çıkar. Evet birinci soru balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi kare biçimindeki bir karton üzerindeki bu üçgen alınmış böyle kesilmiş buraya yapıştırılmış. Yani kesip bu üçgeni alıp buraya koymuşuz ya burada bir ne var eş yapı var bir kere değil mi? Çünkü aynısını alıp buraya gelmişim. C üstü ile E arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ABC ve FED üçgenleri birbirine eşmiş. FED. ABC ve FED üçgenleri birbirine eşse eğer bir kere Burada 90'ın karşısındakiler birbirine eşit değil midir? Evet. Sonra buradaki nokta açısı burası da nokta açısı. Çünkü ABC ile FED eşmiş. ABC yani C açısıyla burada da FED. FED yani C açısıyla D açısı birbirine eşit olacak. Tamam. E o zaman burası da çizgi açısıysa burası da çizgi açısıdır. Sonra ne diyeceğiz burada? AC'yi de 7 birim olarak vermişler bize. AC yani karenin bir kenarı 7. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. E o zaman şuraya yazalım 5. Şimdi burada bu 5'e 7'lik bir üçgen ya. Geldim buraya bu da 5'e 7'lik bir üçgen. O zaman noktanın karşısı 5 iken şu 5'e 7 iken hocam bu da 5'e 7 olacak böyle. E bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Hadi şimdi oradaki uzunluğa gidelim. Şuradaki uzunluk. Arkadaş bunu bulmak için ne yapacağız? 90 dereceye karşılık getireceğiz. E burada 90 dereceler var mı? Var. E hocam şu şöyle şu şöyle. Bunu bulmak için ne yapmamız lazım? 90 dereceye karşılık getirmek lazım. O da nasıl oluyordu? dikdörtgenle oluyordu. Yani şunu şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak hani bir uzunluk soruluyorsa ya dik üçgenden ya benzerlikten çıkıyordu. Burada dikdörtgen oluşturursak 7 ise 7, 5 ise 5. Aa hocam burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. 5, 12, ne üçgeni 13 üçgeninden cevabı ne buluruz? 13 olarak buluruz. Yani cevap Cihan oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi ABC ve DC birer üçgen şu açılar eşit verilmiş. Nokta açısı nokta açısı. Bak şimdi Buradaki üçgende noktanın karşısı 5'e 9. Buradaki üçgende de noktanın karşısı 5'e 9. Yani kenar açı kenar benzerliğinden dolayı bunlar ne olacaktır? Eş üçgen olacaktır. Eş. Niye? Alfanın kolları 5'e 9. Alfanın kolları 5'e 9 olduğundan dolayı. E madem bunlar kenar açı kenardan eş oldu. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Yani noktanın karşısı x artı 5. Burada da noktanın karşısı 3x eksi 7. Bunu attık öbür tarafa. Artı 7 de geçti. Yani 12 yaptı. Öbürü de x eksi x diye geçti. 2x yaptı. O zaman x'i de kaç buluruz buradan? 6 buluruz. Bizden de x isteniyor. Üçüncü soru balık esir çıkar. Geldik gördüğüm soruya. ABC üçgeninde 65 derece verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Başka bir de AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak bu ve bu. Bu eşitliği nasıl kullanacağım hocam? Şuradaki açılar birbirine eşittir taban açıları. A Burada ne var? Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Gördün mü? E hocam burada da alfanın kolları çizgiye çift çizgi var. Hemen şöyle bir üçgen oluşturacak olursak. E o zaman bu üçgen de ne oldu? Kenar açı kenardan dolayı eş üçgen oldu. Çünkü alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. E madem bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısındaki bu kenarlar da birbirine eşittir. E o zaman 65 ise 65 x kenar çıktı. 65 65 130. Buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Bizden BAC açısı isteniyor. Hmm. Ne diyelim? Çizgiyi gören x açısıysa çizgiyi gören x açısıdır böylelikle. A, alfayı bulurum ben. Dur sarı üçgende şu üçgende iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. Alfa artı x eşittir. Burası x artı 50 mi olacak? Evet. x artı 50 olduğundan dolayı x'i kaç buluruz? Pardon alfayı kaç buluruz? x'ler gidiyor çünkü 50 buluruz. E o zaman alfa 50 ise burası da 50'dir. E 50 50 100. Buraya kaç kaldı o zaman? 80 derece kaldı. Yani cevap Edremit yaptı. Başka nasıl yapabilirdiniz? Şuraya da y deyip hocam burası da y. A x artı y artı alfa eşittir. Nedir? 180. Hatta x artı y artı 50 de 180 ya. Yani x artı y 130 geliyor. x artı y 130 ise alfayı da 50 olarak buluruz diyebilirdiniz. Evet dördüncü soruya edilebit oldu. Geldik beşinci soruya. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyorduk? Dalıyorduk alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta daldık. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta Burada alfanın karşısı bunlar eş mi? Yok. Bir şey verilmiş mi? AB ile AE birbirine eşit verilmiş. AB ile AE. Tamam. Burada 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit olduğu için bunlar eş. Niye? Açı kenar açıdan dolayı ya da bir iki üçgende bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse bunlar eş oluyor demiştik. E burada alfanın karşısı 10 kenar alfanın karşısı burada da 10 olmak zorunda. Yani x'e kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. 5. soru Cihan yaptı. Geldik 6'ya. E 90 dereceden havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya alfa beta alfa. Kaldık. Burası beta. Hayır 90 değil burası çünkü. Burası beta. Hayır burası 90 değil. E o zaman ne yapacağım hocam alfa var burada. O zaman bir diki oluşturayım. O diki nasıl oluşturacağız? Şöyle mi oluşturacağız? Hayır bak çift çizgiyi kullanamıyorsun eşitleri. Peki buradan çizecek olursak. Özel açılı üçgenlerden biliyorsun. Yani bir alfaya açtı. Yani 30'a ait ya da 60'a ait ya da özel açıya ait dik çizerken iki ihtimalim var. Ya bu köşeden ya bu köşeden. Şu köşeden çizmek daha mantıklı oldu. Alfa 90 ise beta. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı burada da 8'dir. 8, 17 ne? 3 7, 8, 15, 17'den 15 çıktı burası. E hocam burada burası 8, 17 ya. Bunun tamamı da 15 değil mi? Evet. E o zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Ve şurada bir Pisagor bağıntısı var x'in karesi eşittir 7'nin karesi artı 15'in karesi yapar. E o zaman burada 15'in karesi 225. x kare eşittir 49 artı 225'ten kaç çıkıyor? 274 çıkıyor galiba. x de böylelikle kök 274 olacaktır. Evet cevap e oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Aşağıda boyu 1 metre olan pencerenin bir miktar açılmış hali şekil 1'de verilmiştir. Evet. Şu espri dönmelerde hep yapıyorum. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem mi? Evet. Yani senin bu penceren bak böyle açık hali böyle. Kapanmış halde şuraya denk gelmiyor mu? Yani şu uzunlukla şu uzunluğun ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Ki zaten boyu 1 metreydi. Yani burası 100 santimetre. Çünkü santimetre olarak verilmiş. E hocam burası 100 santimetre. E burası da 100 santimetre ya. Buraya ne kaldı o zaman 60. 6, 8, 10 üçgenin 10 katı olduğu için burası 80 santimetre yaptı. Bir de soruda şu üçgen ile şu üçgen birbirine eş verilmiş. E hocam bu biraz daha açılmış uzamış burası. Yani burada kısa kenarlar birbirine eşit olacak. Yani burası 60 ise burası da 60 olacak. O zaman burası da 80 olacak. BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. E bunun tamamı 100 değil mi? Evet yani buraya ne kaldı o zaman? 20 kaldı. 7. soru C'han oldu geldik 8'e. Sözel bir soru. AB eşittir işte, AC olacak şekilde bir üçgen çiziniz. Hemen bir üçgen çizelim. İkisi kenar üçgen olacak şekilde bir üçgen çizelim şöyle. Harflendirmeleri de yapalım tabii ki. A, C'yi yaptık. Evet AB, C'ye eşit. Şu ikizkenar üçgen. BC üzerinden D ve e noktaları işaretleyiniz. A, D, Şimdi D'yi işaretledim. E'yi işaretledim. A, A, ile D, birbirine eşitmiş. Şöyle A, ve D, AD ve A, E birbirine eşitmiş. Pardon. Şöyle eşitleri gösterelim. Hocam şunlar da birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit. Tamam. Sonra BC uzunluğu 18'miş. BC uzunluğu 18'miş. D ile E arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Evet EC uzunluğu 4 vermiş zaten. AD ile de A'ya birbirine eşitmiş. Hmm. Arkadaş. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen mi? Evet ikizkenar üçgen. Şu alfa alfayı şöyle bir koyalım mı? Koyalım. E sonra hocam şu da ikizkenar üçgen. E o zaman ben şuraya bir beta dersem. Alfa artı beta mı yaptı burası? 2 iç açı bir dış açıdan. Evet kenarlıktan dolayı hocam burası da alfa artı beta. 2 iç açı bir dış açıdan burası da beta yaptı. Bak şu üçgen ile şu üçgen eş oldu. Sebep? Betanın kolları çift çizgi YS'ye, betanın kolları çift çizgi YS'ye olduğundan dolayı. O zaman beta'nın karşısı 4 ise burada da beta'nın karşısı 4'tür. E tamamı 18'dir. 4, 4, 8 ise buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Zaten bizden ne isteniyor? D ile E arasındaki uzaklık isteniyor. Cevap 10. Yani balık esir çıktı. Geldik 9'a. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hocam buraya alfa, buraya beta dersem. Alfa artı beta kaç derece? 60 derece. Aklımızda Hı bulunsun. E hocam burası da alfa, burası da alfa. E, tamam 60 ya. Alfa artı beta 60'tır. O zaman burası da beta oldu. Tamam 60 ya. Burası da beta oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız burada? Hocam elimizde alfa betalık bir üçgen var. Burada da alfa betalık bir üçgen var. Hocam alfa beta toplam 60 ya. Üçüncü açısı çift çizgi diyelim. Yani 120. Burası da 120. Değil mi? 180'e tamamlayalım. A, bütün açılar birbirine eşit ve bu bir eşkenar üçgendi. Şöyle şu eşitleri de koyalım. Çift çizginin karşısındaki kenarlar da eşit olduğundan bunlar eş üçgen oldu mu? Oldu. Yani burada beta'nın karşısı 10 ise beta'nın karşısı burada da 10 olacak. Şurası toplamda 10 olacak. E o zaman buraya kaç kaldı? 7 kaldı. AE uzunluğum isteniyor. Yok. Burada alfanın karşısı 7 iken burada da alfanın karşısı 7 olmaz mı? Eşlikten dolayı. Evet. Aynı açıdaki karşısındakileri eşitledik. Evet. En son B'de isteniyor bizden. Cevap böylelikle denizli. Çıkar. Geldik. ona. E. İkisi kenarlıklar verilmiş. Bir açıları da yazalım. Şuraya bir beta dersem ben. Hocam 2 iç açı bir dış açı. Alfa artı beta oldu. E o zaman burası da alfa artı beta. 2 e, iç açı 1 dış açı olduğundan burası da beta oldu. A. Şu alfa alfabetalık bir üçgen bu da alfa alfabetalık bir üçgen. Üçüncü açılarda otomatikman birbirine eşit değil midir? Evet. E sonra başka bir şey verilmiş mi? ABC ikizkenar üçgen verilmiş. Ve AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak AB ile AC eşit. Bak bu iki üçgende bütün açılar eşit ve çift çizinin karşısındakiler eşit olduğundan dolayı bunlar eş üçgen oldu. Betanın karşısı burada 9 ise betanın karşısı burada da 9'dur. Yani x'e kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. 10. soru Cihan oldu. Geldik 11'e. Kalem döndürdüm de yine ayrı kalem. Yani eş yapı sorusu aslında döndürme soruları değil mi? Kesinlikle öyle. Bak sen bunu böyle döndürmüşsün. Hocam 8 onluk ya. Aha burası da 8 onluk. Eski hali bak burası da 8 ve bu açı ortay olmuş. E sonra bunu nasıl kullanacağım ben şimdi? Ya şu alfa alfa mı? Evet. Hocam bu açı 2 alfa iken bu açıda önce dönmeden önceki açımız da şuradaki açı da 2 alfa değil mi? Bak bir açısı 2 alfa. Hocam B açısı da 2 alfa. Yani burası da alfa olacak. Aa burası da ee, çizgi açısı oldu. Tamam. Hatta bu buraya doğru gelmiş. Bak 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 bak. Şunu alfa alfa bölünce tam a buraya geldi ya. Hocam alfa alfa şöyle çizgi çizgi diyelim hatta şunlara istersen ya da nokta diyelim. Nokta nokta diyelim buraya. Açı ortay çıktı. Sonra başka bir şey var mı? Şu buranın da 8 olduğunu biliyoruz sadece. E hocam 8'e 10 oran var burada. E 8'e 10 oran ne demek? 8 bölü 14 bölü 5. Hocam burası 4K iken burası 5K demek. E sonra KC uzunluğu isteniyor bizden. Şuradaki uzunluk isteniyor. Hmm. Arkadaş. Olay bitti. Niye? Çünkü senin buradaki üçgenine dikkat eder misin? Şu üçgeninle şuradaki üçgenin eşliği mi? Evet. Bak açı ortayına kadar çizdik. Bu üçgende bu açı ortay karşı tarafı nerede kesiyor? A üstünde kesiyor. Açı ortay uzunluğu 8. E bu üçgende de bu açı ortay hop, buraya kadar 8 birim uzunluğunda değil mi? Eş Eşlikte ne diyoruz? Her şeyine kadar eş. Aynı açılardan çizilen açı ortaya uzunlukları da birbirine eş. E o zaman burası 8 oldu. A bu uzunluk tamamen 10. Buraya kaç kaldı? O zaman 2 kaldı. Valla gerçekten çok güzel bir soru. Yani burada sadece kenarların eşitliği demiyoruz. Yardımcı elemanların eşitliğinden de bahsediyoruz. Kolay bir soru ama şu 8'i böyle görmezsek açı ortaya uzunluğunun 8 olduğunu fark etmezsek çözüm olmuyor ama gerçekten çok güzel bir şekilde çıktı. 11. soru. balıkesir oldu geldik 12'ye. Şimdi burada ne verilmiş hocam bu üçgende bütün kenarlar verilmiş eyvallah bu üçgende de bütün kenarlar verilmiş a çizgi çift çizgisi çizgi çift çizgi, çizgisi çizgi, 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 çizgi. İki üçgen kenar kenar kenardan eş mi oldu evet eş nereden dolayı eş kenar kenar kenardan e kenar kenar kenarın mantığı nedir arkadaşım aynı kenarı gören açılar eşit çizgiyi gören alfa ise çizgiyi gören burada da alfadır E sonra benden alfa isteniliyor başka eşitlik başka da bir şey verememiş galiba değil mi? E hocam şu açıların eşitliğini yazsak. Sonra çift çizgileri gören açıların eşitliğini yazsak. Oo. 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 Bak bak bak. Çift çizgileri gören açılı. Şurası x'ken burası da x değil mi? Evet. Hocam burada ne güzel bir şey var. Ne var burada? Buradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani alfa artı x eşittir 50 artı alfa değil mi? Evet. Alfalar gitti ve x'i kaç bulduk? 50 bulduk. ABD açısı isteniyor bizden. Allah Allah. X'i 50 bulduk hocam. E, ee, sonrasında ne yapacağız? Devam edelim. Şu 50. Şunlarda ikiz kenar var mı? Var. Hocam 50, 65, 65 değil midir burası? Evet. 180'den 50 çıkartıp 2'ye böldüm. 65, 65 yaptı. E ben x'e 50 bulmuştum zaten. Hocam bak x açısı 50. A 2 iç açı 1 dış açı. Yani 50 artı alfa eşittir 65 olduğundan alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Cevap 15. Yani akçay çıktı 12. soruda. Ve böylelikle eşitlikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.